Evet, yaptığımız kısmı buraya topladık. Şöyle tekrardan açtık arkadaşlar, görüyorsunuz. Ortada bez, sağ ve solda fanya. Bu şekilde 7 metre 7 metre böyle kurşun mantarı öre kurşun daha doğrusu mantara bittikten sonra mantara başlayacağız. Evet, gördünüz. Bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar, yaptığımız 50 metre ağının kurşunlaması bitti şu anda. Şöyle birazdan mantarlama kısmına geçeceğim. Ama önden önce şunu söyleyeyim sizlere. Biliyorsunuz biz bu ağı 100 metre olarak şey yaptık, başladık. Ama iki tane 50 metre 50 metre yapacağız. Ağının topu 100 metre geldiği için mecbur 50 metreden kesmemiz gerekiyor. Kurşunumuzu ölçerek 51 metre yaptık. Yanlardan 50'şer santim boşluk bıraktık. Tam 50 metre kaldı. Ve şu anda kurşunlama kısmı bitti. Şimdi buradan bunu keseceğim arkadaşlar. Nasıl kesildiğini göstereyim. Malum bizde sağda bir fanya, ortada bez. Dışta bir fanya olmak üzere 3 parça vardı. Şimdi dıştaki fanyadan başlayarak nasıl kestiğini size göstereceğim. Önce dış fanyayı keseceğim. Şurada dış fanyalar, bak görüyorsunuz. Sonra orta bezi. Ondan sonra da diğer taraftaki fanyayı keseceğim. Şöyle bu fanya burada böyle. Yani biraz akşam oldu. Floresan ışığında şey yapıyorum. Belki parlayabilir, net görmeyebilirsiniz ama. Evet, şimdi hemen buradan kesmeye başlayayım. Tamam, evet. Şimdi şuradan başlayacağız kesmeye arkadaşlar. Onun için ilk önce kesmeden önce şuraya bir işaret koyalım ki daha sonra şey olmasın. Yani diğer ucunu bulabilelim. Evet. Bakın göz göz gidiyor zaten. Buradan bir kestim. Çekince kesecek göz geldi. İkinci göz. Çekince kesecek bu göz de geldi. Şu. Nereye takıldı? Oraya bile takıldı. Şuraya gidelim o zaman. Ve bu. Evet. Şu anda bu kesilmiş oldu. Biz ağımızı toplayalım, şimdi. Tabii yazar olunca her tarafa takılıyor. Bu kalan 50 metre fanya kaldı burada. Biliyorsunuz 100 metreydi bu. 50'sini buraya koştuk. Karışık olduğuna bakmayın. Bir ucunu bulduğunu kendi kendine gider. Şimdi yere bıraktım ben şeyi. Evet, şimdi şeyi keseceğiz. Bezini keseceğiz arkadaşlar. Bez de burada gösteriyor kendini zaten. Geldiği zaman geliyor. Oraya da bir işaret koyalım. Buradan keseceğim için şuraya bir işaret koyayım ki daha sonra örmeye başlayacağım zaman buradan çabuk bulabileyim. Evet. Bir. Çekince zaten hangisinin geleceği belli oluyor, bakın. Hangi kesici, hangisinin keseceği belli oluyor. Aşağı doğru tam 60 göz kesilecek arkadaşlar.
Bırak ayağı. Yani bunun düzeni biliyorsun 6 metre. Altı sağlıyor, altı biraz karışık. Bezi de kestik. Şimdi son fanyayı keseceğiz arkadaşlar. Şöyle keseceğim ama kesmeden önce bir mavi iple bağlarsanız şey belli olur. Yarın bir gün ararken ucunu bulmuş olursunuz. Bunun ucu buradan başlıyor. Evet. 1 2 3 O tarafa geçelim. Bu taraf. Burayı kurtarmayacak. 3 10 kere ölç, bir kere kes arkadaşlar. 4 5 Bir tane kavanoz olması lazım diyeceğim. Evet, şimdi kenarlarını kestiğim ağanın bu taraftaki uçlarını buldum. İlk önce fanya, hani işaret koymuştum ya. Heh, fanya kısmı burada. Ortada bez kısmı, doğru işte. Ve diğer fanya kısmı. Şimdi mantarımızı alacağım. Mantarımızı şöyle karşıya koyalım. Evet. Ucunu bulalım. Ucunu da bulduk. Ve buraya bağlayacağız. Tabii mantarı bağlamadan önce mantar yakaya koşacağımız mavi ip vardı. Biliyorsunuz kurşun yakaya da yaptık aynısını, görüyorsunuz aşağıda. Mavi beyaz. Buraya da mavi ipin yanına kurşunumuzu bağlayacağız, mantarımızı bağlayacağız. Tabii bunu biraz ortadan bağlamakta fayda var. Yani yarım metre, aşağıdan yarım metre boşluk bırakmıştık. Buradan da yarım metre bir boşluk bırakmakta fayda var. Göstereyim hemen. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kısma kurşun, ağı bağlamıyoruz. Bundan sonra ağı bağlamaya başlayacağız. Neden? Çünkü hani çuvala koyduğunuz zaman çuvalın ağzını kapatasın diye, şey yapasın diye, bir parçayı kalsın diye şey yaptık. Bir önemli noktaya geldik. Burada kurşunu gelerken, düzeltiyorum yine. Mantarı gelerken çok gergin yapmayın arkadaşlar. Çok gergin yaparsanız elinize çok mantar artar. Ha, bu iyi bir şey değil. Mantarın özelliğini kaybettirirsiniz. Bu şekilde gerginlik, biraz daha alayım şöyle. Heh. Bu şekilde gerginlik iyi. Yani şöyle ortaya geldiği zaman şöyle bir karış bir boşluk kalsın ortasında. Şimdi ben bunu böyle yerken toplayacağım. Zaten toplu gidecek bu. Tam rayında olmuş oluyor o zaman mantar. Çünkü bu mantar sünüyor arkadaşlar. Çektiğin zaman 100 metrelik mantar 150 metre civarı bir şey oluyor. Sen bunu gerdiğin zaman sonra bağlıyorsun ya, küpeleri bağladıktan sonra suya salınca 17 santim küpe bir kere de 12-13 santime düşüyor. O da 50 metre ayı sana 20 metreye, 25 metreye bir yer atıyorsun. Şimdi ben hemen demin uçlarını bulduğum şeye bir geçeyim, başlayayım. Gene size göstereceğim arkadaşlar. Evet, şu anda örmeye başladım arkadaşlar. Dediğim gibi buradan bir 50 santim kadar boşluk bıraktım. Buradan kesilecek çünkü. Ondan sonra buradan örmeye başladım. İlk ördüğüm zaman
3 tane boş takıyoruz ilk küpeye, sonra fanya ile beraber dolu takıyoruz. Boş dolu gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yan tarafın ivlemesini göstereceğim. Ondan sonra kurşunlamaya, mantarlamaya devam edeceğiz. Ama bu akşamlık bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız 50 metre uzunluğunda 4 metre derinliğindeki fan yalağımızın denemesini yapıyoruz. Yani denemesini der ki kontrolünü yapıyoruz. Açacağız, kontrolünü yapacağız. Oldu mu olmadı mı size de göstermek istiyorum. Şimdi buraya bu ayı 50 metre uzunluğunda açmaya çalışacağım. Umarım açabilirim. Yani şöyle bir 5 metresini açtım. Yani derinlik 4 metre ama daha fazla yukarı kaldıramıyorum ayı. Görün daha gösterir. Şöyle en fazla 2,5 metre falan yukarı kaldırabildim. Evet. Fanyalar dört dörtlük oturmuş. Aşağıda da 2 metre yakın bolluk var. Devam edeyim açmaya da. Baya baya açtım ama. Size tavsiyem arkadaşlar, ağ bittikten sonra şu kenarlarını ivleyin. Yani şu üç kenarın birleştiği yer var ya, ağın başladığı yer ve bittiği yer. Burada üç kenarı birleştirin birbirine, ivleyin. Yani şöyle biraz daha kaliteli bir yeşil iple böyle boydan boya, mantardan kurşuna kadar yivlerseniz çok daha iyi olacaktır. Yani takılmalarda yırtılmayı engelleyecektir. Yani şöyle. Derinlik şu anda çok fazla olmadığı için tam ağa salmıyor kendini. Yani çok yukarı kaldıramadığım için salmıyor. Yani derin bir suya girdiği zaman 5 metreye kadar ağa daha düzleyecektir kendini. Üzerindeki torbayı da görebiliyorsunuz. Yani biz torba diyoruz. Yani balığı yakalayan şey diyoruz bu. Şu anda bu ağa fanyanın boyu kadar salıyor aşağıya kendini. Fanyanın boyu kadar. 4 metre salar kendini. Ama içindeki torba 6 metre arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Yani şöyle. Kenardan vurdum, ortadan vurayım daha iyiydi. Görüyorsunuz. Biz fanyanın torbası ne dedik? Fanyanın derinliği 4 metre. Torba 6 metre. 2 metre torba vardı. Yani bakın. 1 metre gidiş, 1 metre dönüş. Ben bunu buradan böyle geldirince. Yani balık 1 metre gittikten sonra yakalandığını anlayacak. Ayakkabıyı balık olarak farz edin. Oraya düştü. İşte bu balığı yakalayan torbadır. Kıstıran fanyadır.
alabileceğiz mi ayakkabıyı? Aldık. Onu göstereyim istedim size. Ufak ağlarda torbayı biraz da ufak bırakabilirsiniz. Yani yarım metreye, 30-40 santim gözden yakalanır. Bu 60 göz olduğu için, 60 göz aralığında olduğu için yani yarım kiloluk balıklar anca göze takılır. Geri kalan balıklar, göze takılmayan balıklar torbaya düşer. Torbaya düştüğü zaman da 1 metreye gider, 1 metre sonra hayvan yakalandığını anlar. Geri dönmeye çalışır ve kurtaramaz bir de. Evet, ben şimdi ufak ufak kontrol yapacağım arkadaşlar. Ağımız bitti. Sahibine hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.